Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizde 18 yılda adeta sıfırdan inşa edilen ekosistemin, sağlık alanındaki dev yatırımların Türkiye'yi nasıl güçlü kıldığını bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz. Koronavirüs salgını pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken, Allah'a şükür Türkiye ayaklarının üstünde dimdik duruyor. İşte bugün bu ekosistemin bir parçası olacak muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren, canla başla gayret eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar sağlık çalışanlarımızın emeklerine yaraşır adımlardır. Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının ilk teslimatını da gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin talimatlarınızla bu küresel salgın henüz ülkemiz sınırlarına girmeden önce tedbirlerimizi almaya başladık. Bu salgında en kritik ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu biliyorduk. Sağlık Bakanlığımızın envanteri solunum cihazları noktasında aslında güçlü. Ama biz süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu işin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket ettik. Malumunuz, bugün bu cihazları ya da parçalarını parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik. Çünkü biz araştırma geliştirme altyapılarımıza, çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Nitekim bakanlığımızın destekleriyle kurulan Biosis isimli bir girişim firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar, geliştirdiği bir ürün zaten vardı. Bu çalışmaları hızla seri üretime dönüştürmek için yerli firmalarımız bir milli seferberlik başlattı. Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. İnşallah Mayıs ayının sonuna kadar Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi 5000 cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak. Sayın Cumhurbaşkanım, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sizin vizyonunuzla biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil, şu an bu salgınla boğuşan tüm insanlık için ürettik. Ülkemizin ihtiyacının olmadığı durumlarda diğer ülkelere de bu cihazlar çok rahat bir şekilde gönderilebilir. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil, yardım eden bir ülke olmak bizleri gerçekten gururlandırıyor. Bu Türkiye'nin gücüdür, bu Türk mühendislerinin gücüdür. Ben o yüzden şu an burada bulunan mühendislerimiz nezdinde bu işte emeği geçen herkese, özellikle Arçelik, Aselsan, Baykar, Biosis firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah bu sıkıntılı dönemin üstesinden ülkece gelmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Hem Başakşehir Şehir Hastanemizin hem de yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle eğer vaktimiz varsa bu işi sırtlanan dört paydaşımıza birer cümle söz vermek istiyorum. Biosis'ten Cemal Bey. Mikrofon. Selamlar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Biosis Biyomedikal kurucusu ve genel müdürüyüm. Bu projeye 2012 yılında Sanayi Bakanlığı'nın teknogirişim sermaye desteğiyle başlamıştık. Daha sonra TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilkent Üniversitesi'nin destekleriyle 2017 yılında ürünü ticarileştirmeyi ve valide etmeyi başardık. Bu süreçte Sanayi Bakanlığımızın yoğun bir koordinasyonuyla kendi alanında dev 3 firma bir araya gelip bütün dünyanın peşinde olduğu bu solunum cihazlarının seri üretimi başarıyla tamamlandı.
Bu süreçte bize bu ekosistemde bu tip bir fırsatlar sunduğunuz için Sanayi Bakanlığı'na ve sizlere katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve tüm insanlığa rahat bir nefes aldırmak için varız. Teşekkür ederim. Baykar'dan çok Selçuk Bey efendim. Sağ olun. Baykar'dan çok Selçuk Bey efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bundan yaklaşık bir ay kadar önce projeyi size sunduğumuzda tabii bize... Selçuk Bey sesiniz gelmiyor. Geldi mi acaba? Selçuk Bey sesiniz gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, projeyi bundan yaklaşık bir ay kadar önce size sunduğumuzda inanıyorum Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar demiştiniz. Bu bize en büyük moral oldu ve gün gün projeyi takip etmeniz, liderlik etmeniz sayesinde bugün burada ilk ürünleri hazırlamış olduk. Tabii bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı. 4 Türk şirketi bir araya geldi. Hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım bir noktada bizi odaya kapatın, başarana kadar da çıkarmayın dediler. Tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti. İnşallah da Mayıs ayının sonuna kadar 5000 adet cihazı vermiş olacağız. Tabii Türkiye dünyanın parmağıyla gösterdiği son 15 yılda yapılan atılımlarla savunma sanayinde bir ülke haline geldi. Yerlilik %15'lerden %70'lere vardı. İnşallah yüksek teknoloji medikal cihazlarda da bu bir kıvılcım olur. Milli teknoloji hamlesiyle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir ki bugün zaten dünyanın üretimde de tedariğinde de çok zorluk çektiği cihazı içerideki komponentlerine dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk. Ben buradan size başta size Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, tüm paydaş kurumlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Mühendis arkadaşlarımıza 120'den fazla mühendis çalıştı ve tüm sağlık mücadelenin en önünde olan tüm sağlık çalışanlarımızdan da Allah razı olsun. Onlara da şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun. Onlara da şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun. Evet, Arçelik. Sayın Cumhurbaşkanım. Hayatımızdaki en gururlu an. İki haftada üretilebilir ve çok güvenli bir prototipi yaptık. Bunu 4 haftada seri üretilebilir hale getirdik. Şu anda ayda 5000 adet üretilebilir bir kapasiteye ulaşmış durumdayız. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Koç Holding, Arçelik Yönetimi, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz inanılmaz destek oldular. 100 tane Arçelik'te her süreçten sadece araştırma geliştirmeden değil, üretimden, üretim teknolojilerinden, kalıphaneden, satın almadan 100 tane mühendis hayatlarındaki en keyifli uykusuz geceleri yaşadılar. 7 gün 24 saat çalıştık. Başta ülkemize sonra dünyaya bir nefes olan aslında bu projenin bir parçası olmak en büyük gururumuz. Eğer ülkemizde bir nefes olabiliyorsak, tek bir nefes yaratabiliyorsak, bütün bu yorgunluklar dünyanın en keyifli yorgunluğu haline geliyor. Başta size olmak üzere bize bu yolu gösterip açan herkese çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koca. Buyurun. Saygı ve hürmetlerimle sizi selamlayarak başlamak istiyorum. Sizin liderliğinizde milli teknoloji vizyonu hamlesiyle savunma sanayimizin yakaladığı başarı bütün dünyaca gıpta ile izleniyor. İşte yine sizin liderliğinizle başlayan bu sağlık alanına dönüşme projesinin bir başarı hikayesi burada Sayın Cumhurbaşkanı. Siz Türk gençliğine, Türk mühendislerine, Türk sanayicisine her zaman güvendiniz. Ve bugün sizin bu güveninizin çok anlamlı bir ürünü hep birlikte ortaya çıkmış oldu. Savunma sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojiyle çalışan, özellikle Baykar, Aselsan
şirketlerinin ve üretimde de Arçelik'in sorumluluk almasıyla yine çok kısa bir sürede yüksek teknolojik bir ürünün hayata dönüşüm sürecini hep birlikte yaşadık. Bizlere verdiğiniz bu fırsat için saygı ve hürmetlerimi ve tüm çalışanlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum.